Çocuğunuzu, çocuklarınızı nasıl bir gelecek bekliyor? Dünya daha tehlikeli mi olacak? İşler daha kolay mı olacak? Daha çok bolluk, daha çok zenginlik mi olacak? Yoksa daha çok hastalık, daha çok kriz mi yaşanacak? Bilmediğimiz bir geleceğe hazırlıyoruz çocuklarımızı. Hem bilmediğimiz hem de şimdiye hiç benzemeyeceğinden emin olduğumuz bir geleceğe. Çünkü her şey çok 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 hızlı değişiyor. 5 yılda bile dünyada inanılmaz gelişmeler oluyor. 20 yıl, 30 yıl sonra çocuklarımızı nasıl bir dünya bekliyor? Bugün size işte bu bilinmez ve korkutucu geleceğe çocuklarınızı iyi bir şekilde hazırlayabilmeniz için mutlaka bilmeniz gerekenlerden bahsedeceğim. Öncelikle bilmeliyiz ki çocuklarımızın kendi yetişkinliklerinde sahip olmaları birer mecburiyet olan 5 şey var. Ve bu 5 şey hangi ülkede, hangi meslekte ve hangi yılda yaşarlarsa yaşasınlar onlar için vazgeçilmez olacak. 1. Öğrenmeyi öğrenme. Çünkü her an yeniden üretilen bilgi ağı içerisinde hiçbir zaman önceki bilgilerimiz bizim için yeterli olmayacak. Sürekli yeni bilgilere ulaşmamız gerekecek. Öyleyse bilgiye nasıl ulaşabileceği ve nasıl öğrenebileceğini öğrenmek vazgeçilmez bir değer olacak. 2. Tahkik. Doğru bilgiye erişme, bilginin doğruluğunu sorgulama. Neredeyse sayısız bilgi, mesaj ve haber bombardımanı içinde kendisine geleni sorgulama, doğruluğunu anlama, kaynağını araştırma becerileri çok daha fazla önem kazanacak. 3. Ahlak ve dürüstlük. Ahlaki değerler ve dürüstlük, doğru sözlü olmak, sözünü tutmak, tutamayacağı sözü vermemek, şimdi her şeyden değerli. Niçin? Çünkü maalesef bunlar çok az bulunuyor. 4. İyi insan ilişkileri. İnsanları anlamak, fikirlerini insanlara anlatabilmek, empati, ikna, çatışmadan uzlaşma becerileri. 5. Çok güçlü ve sarsılmaz inanç. Hızla maneviyattan uzaklaşılan, Allah'ın daha az anıldığı, ölümün daha az hatırlandığı bu zamanlarda ve korkarım gelecekte iman az insana nasip olacak. Paha biçilmez bir değer olacak. Ve asıl gelecek çocuğumuzun sonsuz geleceği olduğu için her zaman onun yanında kuvvetli ve sarsılmaz imanı olması gerekecek.